Ne şikayeti memur bey? Ben bir şey yapmadım. Yürü hadi yürü. Karakolda anlat bunları. Ayağı kaydı, kendi düştü vallahi. Yalan mı söyleyeceğiz bu yaştan sonra? Hadi efendi hadi. Devletin memuru senin keyfini beklemez. Adem, Gülsüm'e haber ver. Söyle karakola gitti mi, merak etmesinler. Arıyordum Cafer abi. Var mı yapabileceğimiz başka bir şey? Yok şimdilik. Önemli değil işte. Telaşlanmasın. Çok ayıp vallahi Sabri Bey. Yalan söyleme. Ben sana vurdum mu ha? Hiç elimi kaldırdın mı? Sus sus! Haydut kılıklı. Açtırma şimdi benim ağzımı memur beyin yanında. Yürü hadi yürü! Aslı, Yavuz amcanın getirdiği baklavayı da getir kızım. Tamam anne. Getir kızım. Tek. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yengelerine sağlık. Enginar harika. Hayatta böylesini yemedi vatandaş. Afiyet olsun Yavuz Bey. Afiyet olsun canım abicim. O biraz da enginarın güzelliği. Turfanda birinci kalite. Tıpkı senin gibi tek. Tamam birader, eyvallah. Kız katil. Enginar güzeldi de ötekiler kötü müydü kız? Kadın bütün gün uğraştı bize yemek yapmak için. Vatandaşın lafına limon sıkma şimdi ablacığım. Öyle demedik. Hepsi birbirinden güzeldi. Sağ ol yenge, zahmet oldu. Estağfurullah Yavuz Bey, ne zahmeti. Her gün buyurun, her gün yaparım. Atma şimdi sen de kız. Vallahi yaparım şekerim, benim için yemek yapmak zevk. Dur kız sen de kot kot kot, konuşuyoruz. Uslu dur bakayım prens, büyükleri konuşuyor burada. Ah canım, canım. Azarlama Sedat amcası, ver onu teyzesine. Teyzesinin tatlısı o, tatlısı. Tatlılar geldi. Ver kızım ver, önce Yavuz amcana tak. Sağ ol kızım. Bu arada ne haber? Dönmedi mi daha Edirne'den? Çoktan döndü Yavuz amca. Bu sefer de geçici görevle bana gitti. Oh maşallah. Şimdi ama senden hızlı çıktı birader. Edirne lafına bütün memleketi götürüyor. Götürecek tabii canım abicim. Kimin öğrencisi o? Bizi de geçecek yakında. Yapma baba. Bora hiç de öyle bir insan değil. Değil kızım değil. Şaka yaptık, takılıyoruz. Şaka kızım şaka. Aa, hemen alınma. Deli misin kız? Bora senin babanın tırnağı olamaz tırnağı. O daha dünkü çocuk. Çocuk ablacığım. Onun daha 20 fırın ekmek yemesi lazım. Tabii canım. Nerede Sedat, nerede Bora? Evelallah. Birader götürdü mü harbi götürür şeffaf. O senin kendi harbiliğin canım abicim. Tek kendi şeffaflığın. Hayırdır birader? Kim geldi bu saatte? Bora gelmesin de kim gelirse gelsin canım abicim. İyi akşamlar, rahatsız ettim. Yavuz Bey burada, burada mı? Burada Gülsüm Hanım. Hayrola ne oldu? Cafer'i karakola götürmüşler. Karakola mı? Ne olmuş kızım, ne karakolu? Sabri Bey Cafer'i karakola şikayet etmiş. Polis de gelip götürmüş pilav satarken. Ay yazık, pilav satıyor diye mi kız? Yok Beşengül Hanım, bana vurdu demiş domuz. Aa, üstüme aa. İyilik sağlık. Bak komşunun yediği naniye. Vatanı sormaz bunun hesabını şimdi. Soralım canım abicim tak. Ben de seninle beraber geliyorum. Git Sedat git, Yavuz Bey'i yalnız bırakma. Kız Kadil ağır ol ha. Olay çıkarma orada sakın. Biz de karakoluk olmayalım. Gece vakti nereye gitti koca? Yoksa zamparalığa mı? Ne zamparalığı anneciğim? Kapıcıyı şikayete gitti. Kapıcıyı. Karakolda şimdi. Karakolda mı? Metresinin basılı alaksızı. Ne metresi anneciğim? Metresi falan yok. Hay Allah, nerede kaldı acaba? İnşallah Çinli karakola götürmüşlerdir. Orada bir güzel dövsünler de aklı başına gelsin. Kimse Sabri Bey'i dövmeyecek anneciğim. Şikayetçi o, şikayetçi. O olsun, çok azdı son günlerde. Gelsin bir de ben döveceğim. Ay. Hadi bakalım gör şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu. Şimdi alırlar ifadeni. Sonra nöbetçi savcılığa, oradan da doğru hapse. Bayramı içeride geçirirsin. He, kolay da öyle. Hapis mapis. Hem ne yapmışız? Pilav satmak suç mu? Satmayacak mıyız? Suçlarının en hafifi pilav satmak. Terbiyesizlik sende, saygısızlık sende. Neydi o radyodan söylediklerin öyle? Oh, iyi ki söylemişim. Ayrıca ne söylediysem hepsini içimden gelerek söyledim. Şimdi komisere de anlatacağım içeride. Uğraşma benimle. Kim kiminle uğraşıyor haydut? Bak şu kafamın hali. Ben mi yaptım? Yaşından başından utanmadan yalan söylüyorsun bir de. Ben vurmadım sana. Vurmadıysan da ittin eşek. Yanına bırakacağım mı sandın? Çatır çatır vereceksin hesabını. Ne yaparsan yap be. Ben kimseyi itmedim. Aha, katil. Hayrola Cafer, ne iş?
İşte Sedat Bey, durup dururken şikayet etmiş beni. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar mı kaldı komşu? İçine ettin akşamımızı. Sapıttın mı sen komşu? Geri al şikayetini, hasret etme vatandaşı. Durup dururken değil efendim, bilmiyorsunuz meseleyi. Ağzına geleni söyledi, beni tehdit etti. Merdivenlerden yuvarladı. Tamam. İftira Yavuz Bey, elimi bile sürmedim valla. İftira olur mu efendim? Bakın başımın şu haline. Neredeyse beyin kanaması geçiriyordum. Oynat benlik onu komşu. Kırmayayım tarafını şimdi. Sen düşünme abicim. Bana bırak onu. Alıyor musun şikayetini geri, almıyor musun? Bak üçe kadar sayıyorum. Bir, iki... Niye alayım efendim? Allah Allah. Burada mağdur benim, suçlu muamelesi görüyorum. Hep böyle yapıyor efendim. Takmış bana. Ekmeğimle oynuyor kitapsız. Sen karışma koçum. Söyle komşu. Alıyor musun şikayetini geri, almıyor musun? Efendim ama dinlemiyorsunuz ki. Kıvırtma komşu. Bir kere de harbi cevap ver vatandaşa. Efendim ama ortada bir darp olayı var. Evet ya da hayır. Hasret mi uyarım? Bana bırak canım abicim. Senden önce ben uyarım onu. Harçtan gazel okuma birader, konuşuyoruz. Al dedik mi alacaksın komşu. Şerefsizim, karakol marakol dinlemem. Komiserin önünde marizlerim seni. Hapse mi atacaklar babamı anne? Atmazlar kızım, niye atsınlar? Kötü bir şey yapmadı ki babanız. Hiç eve gelmeyecek mi artık? Gelecek kızım, korkmayın. Bir iki soru sorup bırakırlar. Hem Yavuz Bey amcanız gitti kurtarmaya. Ah, geldiler işte. Hadi koçum. Geçmiş olsun. Sağ ol Yavuz Bey. Ne oldu Cafer? Yok bir şey Gül. Anlatırım. Hadi sen de evine komşu. Duymayacağım bir daha. Vatandaşa carçurt yok öyle. Azarlamayın efendim öyle. Ne yapmış benim kocam? Kusura bakma yenge. O bilir ne yaptığını. Vatandaş konuşacak komşu. Hakkını arayacak. Çok güzel söyledim canım abicim. Memlekette demokrasi var. Cız. Şu zabıt krizine de bir son ver artık komşu. Vatandaş kafasını dinlemek istiyor. Huzur istiyor apartmanda. Eyvallah koçum. Allah senden razı olsun Yavuz Bey. Sen de olmasan. Canım abim bir tanedir Cafer. Sevildiğini bil. Ah, bilmez miyim? Senin de ayağına sağlık Sedat Bey. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Olsun pis sambara. Şimdi Çinli karakola çektirip falakaya yıktıracağım seni. Aa, yeter ama efendim. Zaten canım burnumdan geliyor. Bütün gece kapıcısıyla ayrı uğraştık. Haydutuyla ayrı. Siz de şikayet etmeseydiniz efendim. Ne geçti elinize sanki? Ne mi geçti? Siz kışkırttınız efendim ha. Aa. Söyletmeyin beni şimdi. Fıs! Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Uğraşma artık sen de şu adamla Cafer. Bak şu çocukların haline. Korkudan hala tir tir titriyorlar. Korkmayın kızım, korkmayın. Bir şey olmaz babanıza. Ne oldu, verecek mi seni mahkemeye? Ne mahkemesi Gül? Kolay mı öyle? Feleğini şaşırdı domuz. Yavuz Bey bir sarıldı gırtlağına, görecektin. Komiserin yanında paralayacaktı vallahi da. Ben kurtardım gene. Annem ağlıyor baba. Gül, ne oldu Gül? Hiç. Sinirim bozuldu. Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Aa, saçmalama Gül. Ne olabilir ki bana? Hadi bırak çocukluğu. Şişt. Sil gözlerini yeşile. Cemil! Cemil diyorum! Nereye gidiyorsun yine? Gel buraya çabuk. Gelemem Sivim. Sabah koşumu yapmam lazım. Sana buraya gel diyorum Cemil. Tıkanıp kalacaksın bir yerlerde. Bana bir şey olmaz Sivim. Benim adım Cemil. Çöpçü tut şunu tut. Dur Cemil abi, bak yenge ne diyor. Bırak karışma bana. Cemil abi gel. Yenge doğru söylüyor vallahi. Gene sokaklardan toplarız. Bırak beni. Çekil, ayağımın altında kalacaksın. Benim adım Cemil. Rüzgar'ın oğlu Cemil. Heh, şöyle be aslanım. Eski avamıza kavuştuk vallahi. Biz yokken bütün işler senin üstüne yıkıldı galiba Yusuf abi. Ondan değil aslanım. Ben sizin için söylüyorum. Ne işiniz var öyle İtalyalarda falan?
Gidip orada ikinci sınıf muamele görüyorsunuz. Sanki burada birinci sınıf vatandaş muamelesi mi görüyoruz Yusuf abi? Öyle deme. İnsanın kendi memleketi başka. Gidip de yabancıların pis işlerini yapmak daha mı iyi? Sürünürsünüz vallahi orada. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Hoş geldin Halil Bey. Buyur. Günaydın baba. Bizi teftişe mi geldin yoksa baba? Teftiş yok. Bir bakayım dedim. İşte hep böyle göreyim sizi. Erken kalkan yol alır. Ne güzel söyledi Yusuf abiniz bak. Böyle güzel memleket, böyle güzel tezgah dururken ne işiniz var İtalyalarda? Bu market sizin. Hep öyle diyorsun da baba. Haftalıklar dışında bir şey gördüğümüz yok. Görürsünüz, görürsünüz, göreceksiniz. Sabırlı olun biraz iblis. Bugünlerde işler durgun. Marketler batıyor. Hiperler, süperler yüzünden. Millet vereseye yüklendi. Vermesek olmaz. Düzelecek inşallah. Çalışan kazanır. Benden sonra kime kalacak burası? Yanımda götürecek değilim ya. İyi günler. Oo, buyursunlar beyefendi. Günaydın enişte. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Başladınız yine çalışmaya? Başladılar tabii. Onların yeri babalarının yanı. Bir şey demedik babacığım. Çalışacaklar tabii. Dönmelerinin şerefine fazladan iki kurban daha kesersin bayramda. Keserim iblis. Onlardan mı esirgiyeceğim? Kıymetini bilin babanızın aslanım. Koştu karakollardan topladı sizi. Biz de dün gece karakola düştük ama kimse yardımımıza gelmedi. Karakola mı düştü? Hayırdır? Hiç haberimiz olmadı vallahi enişte. Ölsek haberiniz olmayacak aslanım. Umurunuzda mı enişteniz? Yeme şunları iblis. Anlat ne oldu? Niye gittin karakola? Önemli bir şey değil babacığım. Sabri domuzu zabı tutmaya kalktı. Aklınca beni işten attıracak. Nereye atıyor? Kolay mı öyle kıdemli kapıcıyı işten çıkarmak? He. Kolaydı. Kim var onun karşısında? Yedirdim o zaptı kitapsıza. Yeme dedim şunu iblis. Kıracağım boynuzunu. İyi sabahlar kız. İyi sabahlar abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eniştemin gittiğini gördüm de bir uğrayayım dedim. İyi ettin abi. Geç buyur. Oh, kaynanam da seviyormuş vallahi. Bir çay koy da içelim bari sıcak sıcak kız. Tamam. Ne oldu oğlanların işi? Ne olacak abi? Halil Bey aldı serserileri gene kanadının altına. Hem artık bu dükkan hepimizi geçindirmiyor diye ağlıyor. O kadar da söyledim ama hiç kafası çalışmıyor ki. Darılma ama asıl senin kafan çalışmıyor. Salam da harika. Enişten malın iyisini eve getiriyor anlaşılan. Bizi düşündüğünden değil abi. Deli dana korkusundan sucuk pastırma almıyormuş müşteri. Aman almasınlar, biz yeriz. Deli dana hastalığı çıkardılar şimdi de. Kız, Allah sana güzellik vermiş, zenginlik vermiş ama hiç akıl vermemiş akıl. Niye öyle diyorsun abi? Hadi bana Allah akıl vermemiş. Sen ne dedin de yapmadım, hı? İyi geçin diyorum sana şu adamın çocuklarıyla dangalak. Bırak o düşünsün. Hepsini geçindiriyor mu, geçindirmiyor mu? Uzaklaştıracak mı oğlanları? Başka iş mi yaptıracak? Sen iyi geçin. Sana kalsa her dakika saç saça baş başa kavga edeceksin. Sen o adamın çocuklarının yerini alabilir misin? Aman, almazsam almayayım. Tasamdı. Sen bu kafayla anca gidersin. Ne yapayım peki abi? Onlar bana demediklerini bırakmasınlar. Ben gene de onlarla iyi geçinim. Öyle mi abi? Ha şunu bileydin. Geçireceksin tabii. Kaleyi işten fethetmenin başka yolu yok. İlgi göster azıcık şu olanlara. Anne şefkati göster. Bekar evinde perişan oluyorlar bak. Ara sıra sıcak bir kap yemek yap. Koy önlerine. Anlatabildim mi? Anladım abi. Anladım da yapamam ben öyle yağcılık. İçimden gelmez. Dene kız. Bir kere dene. Ölmezsin. Sen karlı çıkacaksın salak. Sucuk var mı sucuk? Hadi git getir biraz. Cafer. Cemil'i gördün mü? Yo, bir yere mi gitti? Sabah koşusu diye çıktı. Hala gelmedi. Hay Allah. Nereye takıldı acaba? Gelir yenge gelir. Nereye gidecek? Dönüp geleceği yer burası. Merak etme.
Alayım ben bizim şeyleri Cafer Bey. Buyurun. Sorun bakalım efendim. Peyniri niye almamış? Peyniri niye almadınız Cafer Bey? Para vermediniz ki, nasıl alayım? Söyleyin efendim şuna. Hesaba yazdırsaydı. Kendiniz niye söylemiyorsunuz efendim? Karşınızda duruyor işte. Söylemem efendim. Konuşmuyorum ben onunla. Duydunuz mu Cafer Bey? Kocam sizinle konuşmuyor. Duyduk, duyduk. Konuşmazsa konuşmasın. Sanki ben çok meraklıyım onunla konuşmaya. Çen. Tuz falan yok mu anneciğim? Nay, bir süre yok yavrum. Et yemeyeceğiz tedbir olarak. İngiltere'den deli dana hastalığı gelmiş gene bak. Her türlü musibet onlardan geliyor zaten. Mein Gott. Evet, Fransızlardan sonra onlar da başladı. İngiliz'in de, İsviçre'nin de ne mal olduğu anlaşıldı sonunda. Kuyumuzu kazmak için ne lazımsa yapıyor bütün Avrupa. Ama ben de biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacaksın Davut? Savaş mı açacaksın Avrupa'ya tek başına? Bundan sonra yabancı dil konuşmak yok bu evde, yasak. Fransızca, İngilizce, Almanca hepsi yasak. Almanca da mı yasak enişte? Yasak kızım, o da yasak. Annemle konuşmayacak mısın akşamları yumuşak yumuşak baba? Konuşmayacağız. Almanca filan duymayacağım bundan sonra bu evde. Olacak iş mi Davut? Ağzından çıkanı kulağım duysun. Vallahi sen ne dediğini bilmiyorsun artık. Bilmiyor anne, bilmiyor. Nasıl yasak öyle mö gibi? Yazık değil mi anneme baba? Anneannem Almanya'dan telefon ederse ne yapacak? Konuşmayacak mı annesiyle? Konuşmasın dumkol. Annen de üstüne düşeni yapsın Avrupa'nın aklı başına gelene kadar. Mein Gott. Şaşırdın sen herhalde Davut. Avrupa'yı protesto etmek için annemle de mi konuşmayacağım artık? Yuh sana baba, yuh. Al. Sana yuh dumkol. Güzel konuşmamanla patlatmayayım ben seni. Hatırım için yapma enişte. Bak ablamı da küstürdün zaten. Almanlar da insan, onların da canı var. Canı çıksın hepsinin. Avrupalı değil mi? Al birini, vur ötekine. İyi günler Tertip. İyi günler Cafer amca. Neler olmuş öyle dün gece? Sorma Tertip. Neredeyse gece sabahlıyorduk nezarette. Nezarette mi gözüm? Ne oldu ayrıla? Uzun hikaye Davut Usta. Tertibim anlatsın. İyi günler. Cafer amca ile Sabri Bey amca kavga etmişler dün baba. Cafer amca bir patlatmış. Gözünü şişirmiş Sabri Bey amcanın. Sonra bir sağ, bir sol, bir de bir sağ. Yapma öyle hareket ben dumkol. Şimdi ben sana bir tane patlatırsam Fransız mısın nesin hain? Anne baksana şu kocana ne diyor. Yeter ama Davut. Susayım diyorum, dayanamıyorum. Ben Alman, çocuk Fransız, bir başkası İngiliz, öteki Japon. Senden başka insan kalmadı mı bu dünyada? Karnını doyuruyorum Aydın. Altını değiştirmen de gerekmiyor. Ben 2 saate kadar dönerim zaten. Dert değil sevgilim. Sen git hallet işini. Çok vaktim var daha. İyi günler. Buyurun. Sağ ol. Ne haber Cafer? Şöhretin tadını çıkarıyor musun? Çıkarıyoruz vallahi Aydın Bey, sayende. Dün gece müşterileri görecektim. Duyan gelmiş. Millet birbirini çiğniyordu. 2 kere pilav ısmarladık, gene yetmedi. Helal. Medyanın gücünü görüyorsun değil mi sevgilim? Görüyorum canım. Anlaşılan müthiş etkili senin radyo. Özellikle pilav satışlarını arttırmak bakımında. Dalga geçme sevgilim. Her bakımdan etkili. İhlas Finans'ın bahsini ilk kim duyurdu? Ya o da kaç kişiyi birden batırdı be Aydın Bey. Şu karşı apartmanda bir İbrahim amca var. Zavallı. İhlas'ta 12 bin doları gitmiş. Kafayı yemiş adam valla. Böyle boş boş bakıyor. Çok yazık çok. Sibel Hanımlara, Seda Hanımlara gitmiş o dolarlar. İstersen bir kere daha çıkarayım seni radyoya Cafer. İstemez miyim Aydın Bey? Bedava reklam. Ben çıkarım çıkmasına da Sabri Bey başıma dert oldu. Sabri Bey mi? Niye? Radyoda söylediklerimden dolayı taktı bana. Dün geceyi karakolda geçirdik. Yapma ya. Tüh. Keşke haber verseydin. Teybimi alır gelirdim. Keşke valla. Millet duysaydı o domuzun nasıl carçurt ettiğini. Bence Sabri Bey kızmakta haklı Cafer. Benim hakkımda da öyle konuşsan ben de kızarım. Kızacak ne var bunda sevgilim?
Gelsin o da konuşsun. Bizimki demokratik bir mikrofon. Serbest kürsü gibi Bilge Hanım. Biz nasıl konuştuysak o da çıksın konuşsun. Söylesin ne söyleyecekse. Biz kızıyor muyuz? İyi günler. İyi günler. İstemesek etiğini falan boş ver. İçinden ne geliyorsa onu yap. Ya Almancılarımızın meme düşkünü oldur bu ya da Sevim Hanım'ın bira düşkünü kocası. Yanılmışım, ikisi birden. Aman. Yavaş, ne itiyorsun insanı? Önce sen beni ittin. Ne oldu gene, niye geldiniz? Niye soruyorsun, sana hesap vereceğiz. Sağ ol Celil'cim. Sana hesap sormak haddimize mi düşmüş? Sen niye geldin Halis? Niye mi? Cemil Bey amcayı getirdim, görmüyor musun? Sen git artık. Annen çağırıyor. Gitmiyorum, bana sen git. Bak, senin de Sevim Hanım çağırıyor Celil'cim. Kaç kere gelip sordu. Çekecek kulağın. Çekemez. Benim adım Cemil. Bire isteyen var mı? Niye getirdin bu adamı buraya Halis? Niye eve götürmedin? O kim oluyor beni evime götürecek? Hadi evine. Gitmiyorum, bana. Sen git evine. Aa! Baksana İbrikçi. Gözleri açık mı? Kapalı Cenab abi. Ne yapacağız İbrikçi? Öldü mü yoksa? Bilmem ki abi. Baksana hiç hareket etmiyor. Bayıldı galiba. Ben bir şey yapmadım. Kendisi bayıldı. Korkma Halis. Senin suçun yok. Yardım edin İbrikçi'ye. Şuraya oturtalım. Orası olmaz abi. Şöyle yere uzatalım. Evet, beynine kan gitsin. Çevir abi. Vah vah vah. Adam gidiyor galiba. Bence de abi, durumu hiç iyi değil. Durma Halis, koş Türkan Hanım'ı çağır. Koş delikanlı, çabuk. Burada mı o? Cemil! Ne oldu, sızdı mı? Korkarım bu çok daha ciddi bir şey efendim. Nasıl? Cemil! Cemil, ne oldu sana Cemil? Cemil! Aç gözünü Cemil. İzin verin Sevim Hanım. Duyuyor musunuz beni Cemil Bey? Nesi var Türkan Hanım, Allah aşkına söyleyin. Galiba kalp krizi geçiriyor, ambulans çağırın. Ambulans yapayım çabuk. Cemil, bırakma beni Cemil. Ben sensiz ne yaparım?